İşimiz güzellik dedik ve bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin en değerlerinden 50 yıldır tiyatro ve sanat hayatında dimdik ayakta duran bir isim, Nevra Serezli. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir röportajınızda ben şunu dinledim sizinle alakalı. Hep çok şanslıyım. Çok şanslıyım ki oyuncu oldum. Çok şanslıyım, çok iyi bir evlilik hayatım oldu. İki tane çok güzel çocuğum oldu, torunlarım oldu. Hep çok şanslıyım. Hayatınızda hep böyle yön verdiniz, böyle söylediniz. Hep evine güzel enerji gönderdiniz. Böyle düşünüyorum. Biraz bahseder misiniz? Çok iyi bir ailenin içine doğdum. Çok kalabalık ve çok güzel bir ailenin Bebek'te yanında oturdum. Bebek İlkokulu'na gittim. Oradan Robert Koleji kazandım. Amerikan Psikoloji, evet. O devirdeki ismi. Amerika'ya gittim. Palo Alto gibi bir eyalette, Stanford Üniversitesi'nin olduğu bir yerde okudum. Geldim, kursa girdim. Haldun beğendi, oyuna aldı. Başrolle başladım. Ankara'dan başrol geldi. Ona gittim, Metin'i tanıdım, evlendim, çocuğum oldu, iyi roller oynadım. Yani saatim hep yerindeydi bu yaşıma kadar da. Tabii ki şanslı sayıyorum kendimi, hep iyi oyuncularla oynadım. Yani Allah bana iyi insanlar tanıştırdı, iyi insanlar karşıma çıkardı. Bu birazcık da evrene iyi enerji göndermek. Hep öyle bir rutininiz var mı? Hayır, tam tersi. Eskiden çok daha pesimisttim. İyi bir şey bana teklif ettiği zaman insanlar ya da bu piyasa nasılsa olmaz, bende bu şans yok, olabilir mi, tatil, nasılsa bir aksilik çıkar diyen bir bünyem vardı. Ama Metin beni eğitti. Çünkü Metin hep pozitif bakan bir insandı. Hatta bazen kapıyı çalar, eve girir, sana bir haberim var. Ay ne oldu, ne oldu derdim. Derdi ki hiç merak etme, benden kötü haber çıkmaz. Yani beni önce öyle bir motive ederdi. En üzülebileceğim bir haberi bile çok yumuşak ve çok güzel verirdi. Ve hep hemen arkasından düşündüm, şöyle şöyle hallederiz, bunu da böyle yaparız derdi. Hemen beni rahatlatırdı. Pozitif düşün, pozitif düşün diye diye. Şimdi gerçekten belki belli bir olgunluğa eriştikten sonra ve etrafını biraz algıladıktan sonra hakikaten her şeyin güzel olabileceğine, şu anda bile kadar hastalık var, pahalılık var, zor iş var, şu var, bu var. Yine de bir pozitif tarafından bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yıldız Kenter, Haldun Dörmen, Müşik Kenter, onların bir tiyatro okulu varmış. Ve siz orada yarı zamanlı çalışmaya başlamışsınız. Evet. Ondan sonra o biriktirdiğiniz paralarla tiyatro eğitimi. Evet, öyle bir teklif tanıdık bir yerdi, LCC diye. Oraya gittiğimde tiyatro kursuna yazılmak istediğimi söyledim ama bana fiyatı söylediği zaman biraz pahalı geldiğini karşımdaki dost anladı. Nevracığım, İngilizcen de mükemmel, sen burada yarım zamanlı sekreter çalış, biz de senden kurs parası almayalım dedi. Çok sevdiğim bir insandı. Tabii ki bayıla bayıla kabul ettim ama bir sene sürdü. Çünkü bir senenin sonunda beni kaptılar. Dörmene girdim. Ama bir yetenek var yani. O yeteneği kendinizde görmüşsünüz. Kusura bakmayın ama o devre kadar o yeteneği çoktan gördüm. Zaten ilkokulda, evet, müsamereyle, şarkıyla başladı. Amerika'ya gidince drama derslerine girdim. Orada sene sonu piyesine seçildim. Tiyatro hocam beni bütün sınıfta kaldırıp işte bir Türk kızı ne kadar başarılı dedi. Koleje döndüm, her sene bir oyun oynadım ve finali de Pygmalion, My Fair Lady müzikaliyle yaptım. Koleje öyle kapattım, öyle mezun oldum. Zaten tabiri caizse ben kolejden mezun olduğumda meşhurdum. Hep meşhursunuz gönlünüzde. Hayır, gerçekten. Yani, o zaman okulda öyle, meşhurdum. Evet. İzlediğim filmlerde, mesela tiyatro oyunlarında hep iyi karakterler var. Hep böyle bir anaç, hiç böyle... mesela atıyorum Hanıma karakterinde hiçbir zaman görmedik sizi. Teklif edilmedi ki. Tek başıma gideyim ben bunu oynayayım mı diyeyim. Teklif edilmedi. Bendeki imaj hep neşeli, keyifli, şen şakrak, sarışın, frapan kadın imajıydı. Ben tabii ki o rolleri, dramatik rolleri çok istedim o yaşlarda. Şimdi bu yaşımda daha çok istiyorum tabii ki.
Ama mesela aslında herkesin favorisi olan Sihirli Annem'deki Dudu karakteri kötü bir karakterdir. Ama o bile... Negatif bir karakterdir. Ama ben onu tatlı, tatlı cadı, tatlı sinirli, tatlı kötü kalpli haline getirdim. İşte orada bile bir pozitiflik var. Evet, işte onu belki biraz başarıma bağlayabiliriz. Çünkü hatta burada, bu koltuklarda o teklif geldi bana ve ben demiştim ki ben böyle bir cadıyı oynamak istemiyorum demiştim. Ya Nevra abla sen becerirsin, becerirsin dediler. Sonra teksti okudukça dedim ki ben bunun anaç yönünü alayım. Çünkü kadın iki kızını kıskandığı için ve kocasını çok sevdiği için onu köpeğe çeviriyor. Kızlarını da çok sevdiği için damatlarına kötülük yapıyor. Anaç tarafını, altını çizersem Türk seyircisi anne karakterini her zaman sever. Beni o kadar itmez diye düşündüm. Ve bunun ispatı da şurada Göksu'da pazara gitmiştim o devirde oynarken. İlkokulda aldı. Bütün çocuklar geldi, benimle resim çektirmek istediler. İlkokul 1, ilkokul 2. Etrafımı sardılar. Ben de dedim ki çocuklar ama ben kötüyüm. Niye benimle resim çektirmek istiyorsunuz? Bir tanesi döndü bana dedi ki Dudu sen kötüsün ama senin kalbin iyi dedi. Ya. Sen bunu çocukların için ah ben eridim bittim. Ve o gün dedim ki doğru yapmışım. 45 yıllık bir evlilik hayatınızda biz hiçbir şekilde olumsuz bir haberinizi duymadık. Evet. Yani illaki evliliklerde olmuştur böyle gerilikler, sıkıntılar ama. Tabii canım. Yani bizim hep bir sloganımız vardı. Şimdilerde gene moda oldu. Hiç dargın yatağa girmedik. Birinci şey buydu. Evet. Bir de hiç Metinciğimin lafıydı. Birbirimizi değiştirmeye kalkmadık. Bence evliliğin tek sırrı. Değiştirmeye kalkma. Huyunu da değiştirme, suyunu da. Onu öyle kabul ediyorsan et, kendini ona adapte et. Çünkü sen ona aşık olurken, severken, evlenirken onları görerek evlendin. Kesinlikle. Evlendikten sonra ben şimdi şunu istiyorum, ben bunu diyemezsin yani. En güzel bir de serbest bırakacaksın. Herkesin kendi boş alanı olacak, yapacağı şey olacak. Kendi zaman ayırmalı. Hobileri olacak, vıdı vıdı etmeyeceğim falan filan yani. Zaten bizim bütün tartışmalarımız hep maalesef çocuklar uğruna çıkardı. Ben sıkardım, o serbest bırakırdı, o okula gitmesin, bunu niye böyle yapıyor, niye geç geliyor, arabayı verdin mi? Hani şunu hep bunlar karışma, bırak, o çok serbest. Ben daha vıdı vıdıcı. Ama birinin tutması gerekmiyor mu? Evet, yani öyle herhalde. Evet, hep ben çok zorlardım yani. Her şey mükemmel olacak, şu olacak, o da ya bırak rahat etsinler falan havasındaydı. Hep kavgalarımız bu konuda ya da piyesle ilgili. Çıkardı ya da sen oyna, sen oynama, diziyi yap, yapma, niye yapmadın ama niye geç geldin, niye beni ihmal ettin? Öyle şeyler hiç hayatta olmadı yani. Uzun aradan sonra tiyatrolara döndünüz. Ağaçlar Ayakta Ölür de 11 sene oldu çünkü piyes bulamadım. Hala da bak şimdi mesela o piyes bitsin, şu anda elimde başka bir tekst yok. Eksen'de Aleyna Tilki ile oynadığınız bir dizi var. Hı-hı. Benim Hayatım. Hı-hı. Orada Aleyna'nın oyunculuğunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi çok trik soru yani. Soruyorsun, şey soru soruyorsun ama tabii ki politik bir cevap vereceğim. Fena değil, çalışıyor dersini. Ama sizin şeyiniz çok önemli, yorumlarınız. Ay, gerçekten. Tabii ki. Yani, bir dakika, çünkü... şimdi doğruya doğru. Kız pop yıldızı, şarkıcı, gel kadına oyna demişler. Ne kadar oynayabilir? Yani ben şimdi çıkıp pop söylemeye çalışsam, ne kadar söyleyebilirsem, o da o kadar oynayabildi. Ama çok saygılıydı, çok saygılıydı, çok düzenliydi. Hiç öyle set bekletip hani antipatik yaratacak bir durumu olmadı. Üstelik de ben şimdi düşünüyorum da ya pandeminin hemen hemen en civcivli döneminde ben nasıl kabul edip de oynamışım? Ama hep sete girerken test olduk. Hep beni gelip tek arabada, yalnız arabada aldılar. Ayrı odada beni giydirdiler. Sonra 11 kişi Covid oldu. Of! Ve hepsiyle de muhataptım böyle. Böyle. Birisi kuaför, birisi makyöz. Karşılıklı Cemalcan. Rejisör. Yardımcı yönetmen. Bir tek ben yakalanmadım. İnanamıyorum yani. Onu da yaşadık. Bir hafta falan ara verdik. Sonra Aleyna oldu.
Yani pandeminin en kötü döneminde dizi çektim. Bir kesit diyor ki, sizin Charles Theron'unuz, Kim Basinger'ınız varsa Neşlersiz Güzellik'te, bizim de Nevrase Rezdi'miz var. Onlar olmamış mı? Olmamış. İnanmam. Ya Charles Theron daha çok genç zaten. Çok genç. Benim yaşımda galiba 2-3 yaş küçük Meryl Streep var. Aynı yaşta. Evet, evet. Bir ama onlar da var yine de. Diane Keaton. Galiba 75'in üstü, 75-76 falan. Diane Keaton'da da yok diye biliyorum. Susan Sarandon aşağı yukarı aynı yaş. Hatta belki aynı. Onda da müdahale yok diye düşünüyorum. Ama bende hiçbir şey yok. İşte onu diyorum, yani, hiç yok. Yani hani var ya, nefret ediyorum o lafı. Ufak dokunuşlar. Ufak değil, yok. Büyük değil, küçük değil, hiçbir şey yok. Yok gerçekten. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Ama hele şimdiki rolüm o kadar benim ki, yani onu düzeltmeye, bir şey yapıp düşünmeye bile gerek yok. Hani belki daha genç bir rol gelse, biraz daha iyi durmak adına ekranda, belki bir botokstu, birazcık dolguydu falan yapılabilir. Yapılsa daha güzel olurum, evet, daha genç görünürüm. Ama yani benim bakış açımda yüzünün iyi olması karakterini iyileştiriyor mu, kabiliyetini azaltıyor mu, hiçbir şey ifade etmiyor mu? Etmesin. Hiç böyle Brigitte Bardot var önümde, en büyük örnek. Hayatı boyunca dokundurmadı kendine mesela. Ki dünyanın en güzel, en beğenilen kadınıydı Brigitte Bardot. Mesela hayvanlara kaptırdı kendini, hayvan çiftliği kurdu. Kendini öyle bıraktı gitti. Ama sizde de o var. Hem çok çekici bir kadındınız, hem çok bakımlı bir kadındınız. Ama oynadığınız rollerde hiçbir zaman seksapaliteye yönelmedi. Ama kendi içinde bazı rollerde taşır seks apel. İşte ama o böyle bir, nasıl desem size, alttan alttan, yani onu hiçbir, hep oyunculuğunuz vardı. Evet, ama hep böyle hoşçakalın mesela, evet. Gençliğinde oynadığım müzikallerde hep seksi, hep çok hoş kadını hep oynuyordum mesela... Ama hep biraz tırnak içinde aptal sarışın rolleri vardır ya, aslında sarışınlar hiç aptal değildir, belki daha da zekidir de öyle bir şey vardır, Marilyn Monroe'dan kaynaklanan. Evet. Dünyanın en akıllı kadınıydı biliyorsun, evet, hayat hikayesini de okudum. Onun da çok güzel bir hikayesi var, Laurence Olivier ile bir film çeviriyor. Laurence Olivier Devlet Tiyatrosu İngiltere dönüyor, diyor ki ya beni bu kadınla niye oynatıyorsunuz diyor. Yani oyunculukla anladığı fazla bir şey de yok diyor, ben çok sinirleniyorum falan diyor. O da İngiltere'nin en büyük aktörü. Sonra film bitiyor. İlk gece seyrediyorlar. O da onun büyüklüğü işte. Çok severim bu hikayeyi. Dönüyor diyor ki, doğruyu o yapmış diyor. O doğruyu oynamış diyor Marilyn Monroe için. Çünkü diyor, o sinema gözüyle oynamış rolünü diyor. Evet. Çok büyük aktör, bu lafı da etmiş. Onun yaptığı doğruydu doğru diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Kadının zekası orada, o görmüş olayı. Büyük resme bakmış, görmüş. Siz de bence Türkiye'nin öyle değerlerinden birisiniz. Son zamanlarda da hem tiyatro oyununuzda hem reklam filminizde tekrar sahnelere geri döndünüz. Çok iyi bir ivme kattınız. Tekrar bizi mutlu ettiniz, öyle söyleyeyim. Teşekkür sizi ekranlarda ederim. Görmek gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür. Ben hep işimi severek yaptım. Çok fazla hız göstermedim. İşte burada da gene şanslar hep devam etti. Ama ben hep birinci plana hep söyledim, bütün röportajlarımda vardır, aile hayatını, evliliğimi, çoluğumu, çocuğumu, evet, torunumu hep birinci plana onu koydum. Hiç büyük ihtiraslara kapılıp o rolü de oynayayım, bunu da oynayayım, çocuk önemli değil, onu da yaparım, bunu da yaparım demedim. Çünkü büyük başarıların arkasından bile gene neticede eninde sonunda evine dönüyorsun. Evet. Şu kapıyı açıyorsun, içeri giriyorsun, mutlu bir yuva, mutlu bir ev, mutlu çocuklar. Önemli olan o. Orada kalıyor alkış. Şimdi mesela Allah'a bin şükür bu yaşımda bana acayip bir alkış geliyor. Hem antre yaptığım zaman, yani tüylerim diken diken oluyor. Hem finalinde bütün sahne ayağa kalkıyor ve alkışlıyor. Hep kendime şunu hatırlatıyorum. Bu senin şu anlık başarın değil. Bu 50 senenin başarısı. Ve orada çok mutlu oluyorum. Çünkü onlar o sırada beni... Ben olarak ve arkamdaki 50 sene için alkışlıyor. Ay bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela ben şimdi seninle konuşuyorum ya. Siz gidin, ben burada gene benim. Buyum yani. Evet. Hani siz geldiniz, ha ha ha.
buyum şimdi siz gider gitmez bambaşka bir insan olarak mutfağa gitmeyeceğim yani. Evet. Bu da bence önemli, dikkate alınacak gençlere eğer bir şey ifade ediyorsa ders gibi hep kendiniz olun. Yani sokakta farklı, sahnede farklı, röportajda farklı, aile arasında farklı olmayın. Evet. Benim çok yıkıldığım anlar olmuştur. Çok hayranlık duyduğum birinden çok kötü bir davranış ya da bir küfür ya da bir ifade duyduğum zaman, bu Amerikan tiyatrosu, İngiliz sineması da olabilir. Onların da çıkıyor çünkü bazen. Bütün hayallerim yıkılıyor ya. Çok şey oluyorsunuz değil mi? Kötü hissediyorsunuz kendinizi. Çok kötü hissediyorum. O bende de oluyor. Gerçekten kötü hissediyorum. Yani ben çünkü hep iyi niyetle sen şusun. Busun, evet. Kabul etmek istiyorum. Ama ben istiyorum. Gerçekten, şimdi Aslan Burcu'nun da bir şeyi vardır, çok doğal, hani evet. Olduğu gibi. Adaletlidir, çok adaletlidir, evet. O yüzden. Evet. Yalana, riyaya falan hiç gelemez de o yüzden. Yok, belki. Net. Ben de böyle net göreyim, tamam. Günlük hayatınızda bakım rutinleriniz var mı? Yani organik kullanmaya hep çalışıyorum ama bunu tabii çok yıllar sonra keşfettim. İşte dağlardan toplanan şunlar bunlar. Ve onları öyle keşfedip onları incelemeye başladığımda bütün bu ürünleri keşfettim. Hem de çok mantıklı fiyatlara ve onlara dadandım. Ama bir tek sırrım var. Bir, temiz tutmak cildi muhakkak. Kesinlikle, çok iyi temizlemek. Kesinlikle. İkincisi de beslenmene dikkat etmek. Yani içeriden işte tamam nemlendirici sür ama sen yeterince su içmezsen, sebze ağırlıklı beslenmezsen, zararlı şeyler yersen istediğin en pahalı kremi sür. Biraz da genetik de çok önemli burada. Hepsi birleştiğinde gerçekten eğer kendinize iyi bakıyorsanız, ki ben sizin bir röportajınızda şunu okudum. Hiçbir zaman ilaç kullanmamışsınız, evet. Tansiyon ilacı hariç. Hayır. Hep alternatif tıp. O da yani kaç senedir, yakın zaman. Hiç hala kullanmam. Maşallah. Geçenlerde belki uzatıyorum ama çok fena bir şekilde üşüttüm ve belim tutuldu. Ve o gün oyunum vardı Bursa'da. 4-5 doktor bir anda odaya daldı. Şunu al, bunu al. Bir dakika dedim. Hiçbir ilaç almıyorum. Aa, masaj yapıp bu belimdeki ağrıyı geçirirseniz varım. Ya da hani havluyu ısıtıp sıcak koyacaksanız varım. İnanır mısın? Yerimden kalkamayacak kadar ağrım vardı. Oyunu öyle oynadım. Kesin almadım. Ne ağrı kesici aldım, ne bir ilaç sürdüm. Hiçbir şey yapmadım. Tanımıyorum, etmiyorum, reaksiyonunu bilmiyorum. Ya bana bir ilaç verecekler, verdikten sonra oyuna girerken ama bu biraz sersemlik yapar diyecekler, ben lafımı şaşıracağım. Oh, bitti. Olur mu ya? Öyle iki büklüm, iki böyle böyle oynadım. Almam. Bedeninize iyi bakmışsınız, yüzünüze iyi bakmışsınız. Yani. Yok, gerçekten gayet, evet, iyi. Öyle diyorsunuz. Ben öyle de o zaman kompliman size olarak kabul ediyorum. Evet, Infinusum Clevis, Repair Krem. Çok organik. Güzel bir organik, şöyle peptitler var içerisinde, hyaluronik asit var. Ha, o asite, evet, inanıyorum. Gerçekten çok güzel, tedaviyi destekler cildinizin o ince çizgilerini, gözaltı problemi varsa onları, yoğun nem verir. TB5 üzerinden bir peptit vardır içerisinde, o da 43 tane amino asit içeriyor. Kendi içerisinde çok değerli bir peptittir. Cildinizi onaracak. Tamamen organik, bunu kullanayım uzak. Sonra gelin bir daha röportaj yapın. Yapalım. Before and after yapalım. Bak, kremi kullan. Şifa olsun inşallah. Teşekkürler. İster misin 10 yaş gençleşeyim bunu kullandım diye? Ay, evde bir de ne var biliyor musun? Psikoloji. Evet. Rahatlık, stressiz yaşam. Kesinlikle. Mutluluk. Kesinlikle. Yani onlar olduğu zaman inan ki içten işe temizlenir. Mesela hiç bodrumda kötü hissetmiyorum kendimi. Her gün sporumu yapıyorum, denizime giriyorum, arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Mis gibi havada, ormanın ortasında oturuyorum. Kötü olması mümkün mü ya? Relax. Tabii. Evet. Hava, temiz hava. Temiz hava, oksijen, daha hepsi, rahat bir beyin. Hepsi. Gerçekten öyle. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet, çok keyifli. Güzel bir çekim oldu. Ben gerçekten alkışlamak istiyorum sizi. Canım benim, sağ olun. Benim teşekkürler. Büyük bir onurdu bugün sizinle burada çekim yapmak. Evinizi açtınız bize. Ortam çok güzel gerçekten. Hadi şimdi çayımızı içelim. Hadi içelim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.